Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz avukat Ömer Severcan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ee, avukatım. Ankara'da şu an hali hazırda kendime ait bir ofisim var. Ee, daha öncesinde 21 sene Sağlık Bakanlığı'nda hukuk müşaviri ve daire başkanı olarak çalıştım. Mevzuat Hukuk ve Mevzuat Daire Başkanı olarak çalıştım. Yaklaşık 7 aydır da kendi ofisimde mesleğimi icra etmekteyim. Çok tebrikler, başarılarınızın Teşekkür devamını ederim. diliyoruz. Çok sağ olun. Muayenehanelerin yapısı ve hukuki dayanağı hakkında bilgi verir misiniz? Tabii ki. Şöylelikle öncelikle bir girizgah olması açısından muayenehaneciliğin bir tarihinden bahsetmek istiyorum. Malumunuz kamuoyunda da yakinen biliyor. Tam gün yasası olarak bilinen evet, düzenlemeler evet. vardı. Ve muayenehane açmanın önü bayağı bir zorlaştırılmıştı, önü kapatılmıştı. Ya muayenehane ya hastane olayına gelmişti o e, Gelinen süreçte bazı anayasa mahkemesi kararlarıyla bu biraz yumuşatıldı. Ancak hali hazırda şu an son durumda e, hekimler ya kendi muayenehanelerini açmak zorunda ya da devlet hastanede ya da bir özel hastanede ya da bir özel sağlık kuruluşunda çalışmak zorunda. E, böyle bir süreci var. E, muayenehaneciliğin e, e, 1219 sayılı e, 1928 tarihli bir kanun var. Ee, i̇smi de biraz zordur. Tababet ve şuabat sanatların tarzı icrasına dair kanun. Çok eski bir kanun. Dili de ağırdır. Orada aslında 12. maddesinde bu bahsettiğim kanun 12. maddesinde kimlerin muayene işletebileceği ve nasıl işletebileceğini düzenliyor. Orada 12. madde var. 12. maddede muayene işleten hekimlerin serbest meslek icra eden hekimlerin hastalarını ücretini hastanın ödemesi kaydıyla ve SGK'dan herhangi bir ücret talep edilmemesi ön şartıyla hastalarını özel sağlık kuruluşlarında da tedavi edebileceklerine ilişkin bir düzenleme var. Buna paralel olarak da iki tane yönetmelik düzenlenmiş bununla ilişkin. Bir özel hastaneler yönetmeliğimiz var. Bir de ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık testleri hakkında yönetmeliğimiz var. Bu ikinci bahsettiğim özel hastaneler dışında kalan Özel sağlık testlerini atıyorum e, örnek vermek gerekirse işte poliklinik, tıp merkezi gibi muayenehane gibi sağlık e, kuruluşlarını düzenliyor. Bu kapsamda e, özel e, muayenehanesi olan hekimlerin özel hastanelerde ya da e, daha geniş ifadesiyle özel sağlık testlerinde e, kendilerine müracaat eden e, hastalarının tetkik, teşhis ve tedavilerini yapabilmeleri için bir hüküm düzenlenmişti. Ee, o hüküm 2012'nin 10. ayına kadar şöyleydi. Yani herhangi bir ön koşul olmadan e, hekimler, muayenehane işleten hekimler e, hastalarının e, tedavilerini özel hastanelerde ya da özel sağlık kuruluşlarında, tıp merkezlerinde yapabiliyorlardı. Herhangi bir ön koşul olmaksızın. Yani Sağlık Bakanlığı e, e, 10. ayın altısında bir yönetmelik değişikliğine gitti bu konuyla alakalı olarak. E, ve şöyle bir düzenleme yaptı ee, yine girizgah aynı olmakla birlikte sosyal güvenlik kurumundan ücret talep edilmemek şartıyla e, muayenehanesine müracaat eden hastalarının teşhis ve tedavisini yıllık sözleşme yapmak suretiyle ve ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu olması halinde özel sağlık kuruluşlarında yapabileceklerini ifade etti. Muayenehane işleten hekimler hastalarının teşhis ve tedavilerini özel sağlık kuruluşlarında yapabiliyorlar mı ve yapabilme şartları nedir? Evet, muayenehane işleten hekimler, e, tetkik, teşhis ve tedavilerini hastalarının özel sağlık kuruluşlarında yapabiliyorlar. Buna imkan sağlayan e, 1219 sayılı kanunumuz ve e, az önce zikrettiğim özel hastaneler yönetmeliği ve ayakta teşhis tedavi yapılan özel sağlık e, kuruluşlarına ilişkin yönetmelik kapsamında buna imkan veriyor. Bu kapsamda e, muayenehaneye başvuran e, hastaların hekim eğer ileri tetkik tedavi ya da işte cerrahi operasyonlarını yapması icap ederse daha önce şöyle bir düzenleme vardı bu söz ettiğim yönetmeliklerde hekimler muayenehanesine müracaat eden hastayı kendi ücretini kendisi ödemek şartıyla ve SGK'dan herhangi bir ücret talep edilmemek şartıyla herhangi bir anlaşma yaptı herhangi bir özel hastanede ya da özel sağlık kuruluşunda yapabiliyor idi. Ancak bu bahsettiğim yönetmeliklerde 2022'nin 10. ayında bir değişikliğe gitti Sağlık Bakanlığı ve bu konuda şöyle bir düzenleme yaptı. Yine ön şart aynı olmakla birlikte hasta kendi cebinden parasını ödeyecek, sosyal güvenlik kurumuna herhangi bir talepte bulunmayacak. Ancak muayenehane işleten hekimin bu hastasını tedavi edeceği sağlık kuruluşunda ee, yıllık sözleşme yapması gerekiyor ve ilgili branşta da e, örnek vermek gerekirse e, genel cerrahi uzmanıysa e, tedavisini yapacağı, hastanın tedavisini yapacağı özel sağlık kuruluşunda genel cerrahi kadrosunda boş kadro bulunması gerekiyor. Yani 3 kadrosu var, 2 tane genel cerrah çalışıyor hastanede. Burada e, bu ön şartları sağlamış oluyor bu eğer boş kadro bulunmaz ise özel sağlık kuruluşlarında bu durumda özel sağlık kuruluşunun toplam kaç uzman hekimi var ise bunun yüzde on beşini geçemiyor hastanenin özel sağlık kuruluşunun hekimlerle muayene işleten hekimlerle imzalayacağı sözleşme sayısı daha açık ifade etmek gerekirse, bir özel sağlık kuruluşunun toplamda 100 tane uzman hekim kadrosu var ise en fazla 15 tane muayene hekimiyle sözleşme imzalayabiliyor. 16. ile imzalamıyor. Böyle bir düzenlemeye gidildi. Ayrıca o düzenlemede ee, şayet yine verdiğimiz örnekten gidersek e, genel cerrahi e, branşında birden fazla muayenehane hekimiyle sözleşme imzalamak istenirse özel sağlık kuruluşu o zaman da ilgili branşta yani genel cerrahi branşında toplam kadro sayısının üçte birini geçemeyecek. E, ör, yine örneklendirelim isterseniz bunu. E, X özel hastanesinin 6 tane genel cerrahi uzman e, kadrosu var. E, burada en fazla 2 tane genel cerrahi uzmanıyla sözleşme imzalayabilecek durumdayız. E, Buna ilaveten bazı zorunluluklar da e, getirildi. İşte muayenane muayenehane hekimi hastasıyla ilgili bilgileri İl Sağlık Müdürlüğü paylaşacak. E, buradaki e, yazılı onamını yazılı rızasını alacak. E, buna yönelik de bazı düzenlemeler e, yapıldı. E, akabinde bu e, bu değişikliklere kamuoyunda çok fazla e, itiraz ve e, ses çıkınca e, çünkü gizlilik söz konusu tabi tabi aynen e, bir de hani söz konusu düzenleme biraz muayenecilik e, muayene işleten hekimlerin evet. e, mesleklerini yapmasının biraz önüne geçmiş oldu özellikle e, cerrahi branşlarda. Neden cerrahi branşlarda? Çünkü hani bir cildiyeci genelde bir cerrahi operasyona gerek duymaz. Ama bir estetik cerrah, bir genel cerrah muhakkak bir ameliyat ortamına gerek duyuyor bu tür şeylerde, başvurularda. Dolayısıyla özellikle tıp alanındaki cerrahi branşlarda bu düzenleme epey bir tepki çekti muayenehane işleten hekimler tarafından. Hı hı. Bunun üzerine 2023'ün Ocak ayında 7 Ocak'ta resmi gazetede yayınlanan yönetmeliklerle bu hükümler her iki yönetmelikte de biraz daha yumuşatıldı. Burada burada da muayenehanesi bulunan hekimlerin tedavisini yine yıllık sözleşme e, yapmak suretiyle e, ilgili branşta boş uzman kadrosu bulunmak şartından vazgeçti. Yani yine e, muayene işleten hekimler bir özel sağlık kuruluşuyla sözleşme imzalayacak. Ancak e, burada e, bu, herhangi bir boş uzman kadrosu şartı aranmayacak. Ee, ancak bu sefer de e, ilgili branşta ruhsatı bulunan özel e, sağlık kuruluşlarında yapabileceklerine dair bir ön şart getirildi. Yani e, yine genel cerrahi şeyinden gidersek, örneğinden gidersek e, bir muayene işleten bir genel cerrah, ancak e, bir özel sağlık kuruluşunda hastasını tedavi edebilmesi için o has, e, has, e, sağlık kuruluşunun genel cerrahi buraşında e, ruhsatı bulunması gerekiyor. Böyle bir ön şart e, getirildi. Ee, bir, ayrıca burada özel hastane özel sağlık kuruluşlarının ilgili branştaki toplam kadro sayısının üçte birini aşamayacak şekilde e, hekimle sözleşme yapılabilmesine olanak sağ, sağlandı böyle bir e, sınırlama getirildi e, bu da e, çok aslında kamuoyunu tatmin etmedi muayenehane işleten hekimleri ancak e, Ocak ayındaki son değişiklikte de, ee, bu düzenlemeyi biraz yumuşatmak adına e, muayene işleten 60 yaş üstü hekimlerin e, tek bir özel sağlık kuruluşunda e, bu kadro sınırlamasına e, tabi olmayacaklarına ilişkin bir geçici madde e, konuldu. Ayrıca 7 Ocak'ta yayınlandığı için bu resmi şey bahsettiğimiz son düzenleme bu 7 Ocak'tan önce muayene işleten hekimlerin sözleşme yapacakları özel sağlık tesislerinden yine sadece bir tanesiyle sınırlı olmak üzere az önce ifade ettiğim kadro sınırlamasından muaf tutulmasına karar verildi. Böyle bir düzenleme yapıldı. Evet Sanırım. çok gündemde olan konular evet. e, fakat programımızın sonuna geldik. E, son olarak konuya dair çözüm önerileriniz nelerdir? E, şunu da müsaade ederseniz Buyurun. ifade etmek istiyorum. Bu e, söz konusu özellikle 2022'deki 10. aydaki e, yönetmelik değişikleri Danıştay'da dava konusu oldu. Hı. E, muhtemelen bu Ocak ayındaki düzenlemeler de... E, dava konusu olacak. Şu an hali hazırda Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 9 bin civarında muayenehane işleten Hı. hekim var. Türk Tabipler Birliği'nde bu sayı yanlış bilmiyorsam 7 bin civarında. Burada asıl önemli olan konu şu. Bu davayı açan hekimler tabii ki bundan birebir etkilenecek. Çünkü bireysel ve dernek ya da işte tabipler birliği anlamında, odalar anlamında bu davalar açılıyor ama dava açmayan doktorların Muayenehane işleten hekimlerin buradan nasıl e, faydalanacağı ya da faydalanıp faydalanamayacağı da önemli bir konu. E, bu düzenleyici işlem olduğu için da açılacak bir dava, e, verilecek bir iptal kararı e, haliyle tüm hekimleri, e, dava açmayan hekimleri de etkileyecek Burada çözüm önerisi olarak şunu ifade etmek istiyorum. Sonuçta 1219 sayılı kanunla bu husus bir çerçeve haline getirilmiş, şartları belirlenmiş, yani daha doğrusu çerçevesi belirlenmiş. Dolayısıyla eğer bakanlık muayene işleten hekimlerin sayısını azaltmak istiyor ise bence öncelikle bir bu kanunda bir düzenleme yaptıktan sonra çerçeveyi biraz daha genişletip daha sonra yönetmelikte değişiklik yapması icap eder. Şu an hali hazırda yönetmelikte yapılacak her değişiklik ya yani bu yönde yapılacak her değişiklik mevcut kanuna aykırı olacaktır haliyle. Dolayısıyla hem yargı önünde hem de kamuoyunda büyük bir sıkıntıyla karşılaşılacağını düşünüyorum. Evet. Gündemde olan bu önemli konular hakkında bilgi verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür Teşekkürler. Ederim. Sevgili seyirciler tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.